Herkese selam arkadaşlar ben Ulaş. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size TFT'deki en iyi 3 kompu anlatacağım. Bunlardan birisi Kha'Zix Hyper Roll kompu. O kompla direkt başlayacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oyunda arkadaşlar Direkt ben şu kompu giderek gideceğim diyerek başlamayın önce bir, bir şey kontrol edin diğer oyuncuları kontrol edin Diğer oyuncular hangi kompu gidiyorsa ve eşyalarınız hangi kompu uygunsa ona yönelin Ben size burada 3 tane farklı e, opsiyon göstereceğim İstediğinizi seçip oynayabilirsiniz Oyununuzda diğer insanların oynadığı komplara bakarak karar verebilirsiniz Şimdi size ilk göstereceğim komp arkadaşlar Kha'zix Hyper Roll kompu dediğim gibi e, Bu kompta öncelikle dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar 4 level 8 XP'ye kadar dayanıyorsunuz. Hiç rollemiyorsunuz. Hiç level almıyorsunuz. XP'ye hiç basmıyorsunuz. 4 level 8 XP'ye kadar full paranızı biriktiriyorsunuz ve bu kısma kadar oyunda gördüğünüz Kha'Zix, e, Malphite ve Twisted Fate, Blitzcrank bu çarları kayısayı almaya çalışıyorsunuz. Eğer gelirse ama gelmezse kesinlikle zorlamıyorsunuz. 4 level 8 XP'ye çıktığınızda ortalama 40-50 belki 60'a yakın bir goldunuz olacak. 4 level 8 XP'deyken yani 5 levele geçmeden bir golluk çarpılma şansınız %60'dayken hyper roll'lemeye başlıyorsunuz ve e, oradan arkadaşlar hyper rollde Kha'Zix, Malphite ve şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Twisted Fate'i bulmaya çalışıyorsunuz. Bunlar önemli çarlarınız. Çarın, oyunun ilk başını nasıl geçireceksiniz? Öncelikle size onu da göstereyim. İlk başta Kha'Zix, Malphite, Kayse ve Blitzcrank demiş. Burada Kayse yerine e, Twisted de oynayabilirsiniz. Çünkü Twisted Fate aynı zamanda zaman bükücünüzü açacaktır. Jaws'unuzu kapamasına rağmen. Ve işinizi görebilir. Twisted Fate yerine tabii Kayse bulduysanız onu da kullanabilirsiniz. Mid game'de de Cho'Gath ve Vel'Koz'u da dahil ederek hem hiçliği hem de dövüşünüzü bir tık daha geliştirmiş olacaksınız. E, burada Malphite'i çıkarıp Cho'G sokacaksınız ama Malfoy'da da satmayacaksınız. O da kenarda duracak. Burada hiçlik, dövüşçü, zaman bükücü, casus komplarını açmış ve orta oyunda da fena bir halde olmayacaksınız. Ama dediğim gibi 4 level 8 gold'a kadar harcamayıp parayı biriktiriyoruz. Orada hyper roll yapıp Kazik'simizi 3 level yapmaya çalışıyoruz. Kha'Zix'i 3 yapamadığınız takdirde bu komp sizi başarıya götürmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ondan sonra para harcadıktan Kazix 3 yaptıktan sonra duruyoruz ve yavaş yavaş para biriktirmeye başlıyoruz. 5 level şey 50 gold üzerine çıktığımızda her gold gold'u XP'ye harcayarak yavaş yavaş 7 ve 8 level'e çıkıp e, 4 dövüşçü açmaya doğru yönelebiliriz. Şimdi bu kompun size arkadaşlar değiştirilebilir çarını göstereceğim. Bu önemli çünkü diğer değiştir ilk başta oynadığınız çara fazla para harcamayacaksınız. Değiştirilebilir çar arkadaşlar bu kopta kayısadır. Kayseri arkadaşlar çok para harcamayın. Eğer 3 level yapamadığınız takdirde Kayseri'ne Fizz veya Ekko kullanabilirsiniz. Benim önerim Fizz arkadaşlar çünkü takımınız stun atmaya çok dayalı bir comp e, olacak. Ve siz her stun sizin takımınızdaki hiçlikler saldıra, saldıra 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 karşı takımı yiyecek. Kalkanları falan onları koruyamayacak arkadaşlar. Burada Fizz'e öneririm ben Kayseri'ne. Erken önde 2 level bırakıp daha fazla Kayseri aramamaya uğraşabilirsiniz. Onun yerine Fizz sokar devam edersiniz. Şimdi bu kompun arkadaşlar en önemli şeyi itemları. Her kompta olduğu gibi itemlar çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar item olarak ilk önceliğiniz yerde eğer siz hiç bulamadıysanız e, tek kılıcı veya dev kemer olacak. Bunların hep her birinden üçer tane ihtiyacınız var. Bu arada burada hangi öncelikle oynamalıyım diye sorarsanız ilk önceliğiniz arkadaşlar Kazix olacaktır. Kazix'in itemlarını bulmak. Ondan sonra Velkos veya yapabilirseniz de burada Chogeti yapabilirsiniz. Şimdi bunun mantığını anlatayım. Kazix arkadaşlar yanlarına çok fazla hız verecek ve yanlarında yanındaki her iki çar çok fazla hasar çıkartacak. Ayrıca Rapid kendisi de hasar bundan e, hasar ve hız kazanacak. Arkaya atladığında Rapid Fire yani bombardımanıyla çok uzaktaki çarlara bile vurabilecek. Sizin önde tanklayan dövüşçüleriniz e, arkadan Kazix çok güzel öldürülecek. Onun dışında Velkoza, Morelio, Seraf ve Quick Civa öneriyoruz. Şimdi Seraf her türlü yapmanız gereken bir item Velkoz'u. Ama onun dışında da yapmalısınız. Morello yapamazsanız eğer onun dışında mücevherli eldiven veya Rabadon yapabilirsiniz. Benim önerim her zaman Morello'dur. Ama Morello yapamadığınız takdirde ikinci tercihiniz Rabadon. Üçüncü tercihiniz ise mücevherli eldiven olabilir. Onun dışında Civa'yı da yapmanız çok önemli. Stan e, stun etkilerinden, işte çekme muhabbetinden falan e, Velkoz'unuzun kaçabilmesi çok önemli. Bunları kaçtığı takdirde Vel'Koz ve Kazix çok güzel hasar çıkaracaktır. Şimdi Çoket'e J yapıyoruz. C neden yapıyoruz? Çoket'in 400 canla tekrar oyuna başlaması çok mu önemli? Arkadaşlar önemli olan burada bu değil. Genelde Çoket ulti açamadan önce ölür. Ve Çoket'in ultisi çok hasar çıkarmasa da çok fazla güzel su atar ve neredeyse bütün haritayı dondurur. Ve Velkoz'la onun ultisinin birleştiğini düşünürseniz çok güzel hasar çıkartır. Çoket J varken öldüğü ve tekrar dirilme süresi esnasında o hala ultisini kullanabiliyor olacak. Ve dolayısıyla bütün benchi stunlayacaktır. Bu item'ların tamamını yapabilir ve Kha'Zix'i 3 level çıkartabilirseniz bu komple birinciliği garantileyebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Şimdi gelelim dizilime. Dizilim arkadaşlar, Vi, Cho'Gath, Blitzcrank ve Malphite olarak e, front line'ımızı ayarlamışız. Ama burada Vi ve Blitzcrank'in yerini tercihen değiştirebilirsiniz. Karşıdaki adam işte şu sağ üstteki çarı keridir o zaman Blitzcrank'i Vi yer değiştirebilirsiniz. Vi burada da olabilir veya tam tersini de yapabilirsiniz. O karşınızdaki oyuncuların oynayış şekline kalmış. Şimdi Vel'Koz ve Kazix yan yana kalacak. Kazix solda ve Vel'Koz da en sağ köşede olacak. Şimdi buradan normalde Kazix çekilemez gibi gelebiliyor ama adam Blitzcrank'i şuraya koyduğu halde ee, Vel'Koz'u çekebiliyor. Dolayısıyla Malphite'ı arkaya koyacaksınız ki Malphite gitsin. Şey, ee, Twisted Fate'i arkaya koyacaksınız ki adam Twisted Fate'i çeksin. Ama eğer Vel'Koz'unuza Ciba'yı yaptığınız takdirde, yaptığınız anda Malphite hemen Kazix'in yanına alıyorsunuz ve e, Malphite'ın da buradan hız kazanmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında burada da ikinci casusunuz. E, artık bu Kayis olur, Fiz olur, Ekko olur, Shaco olur. Ona siz karar vereceksiniz. Ben Shaco'yu hiç önermiyorum. Ekko ile Fizz arasında siz seçim yaparsanız ama benim önerim Fizz'dir. Çok güzel stun atar. Ve bu kompta arkadaşlar e, zannedersem bu kadardı. 6.5 dakika civarında bu kompu anlatmışız. Geçiyoruz Shredder kompuna. Arkadaşlar bu shredder kompu da aynı mantıkla işliyor. Bu da hiper rol komplarından bir tanesidir. E, 6, 4 level 8 xp'ye çıkana kadar parayı harcamayıp kenarda tutuyoruz ve o zamana kadar aldığımız çarlar e, Zayah olacak, Fior olacak ve onun dışında Rakan alabilirsiniz. Zayah, Fiora, Rakan. Aynen çalış, e, Almanız gereken çarlar arkadaşlar bunlar. Bu çarları alıyorsunuz ve oyunu e, kazanmaya doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Şimdi early game'de gösterdiğimiz burada Jarvan da var. Evet bu kompta Jarvan'ı kullanıyorsunuz. Jarvan, Caitlyn, Fiora ve Zaya. Bunları karşınıza çıktıkça alıyorsunuz 4 level 8 XP'ye kadar. Ama hiçbir şekilde roll'lamıyorsunuz veya XP'ye basmıyorsunuz o zamana kadar. O zaman yine 40 gold ile 60 gold arası paranız birikmiş olacak 4 level 8 XP olduğunuzda. O zaman bütün paranızı harcayıp e, Shen, Fiora, Zaya, Jarvan buluyorsunuz. Fiora çok önemli değil. Fiora değiştirilebilir çarlardan bir tanesi olacak çünkü. Ama burada Zaya 3 level olmazsa bu komple kazanmak e, sizin için çok zor olacaktır. Jarvan'ı burada oynayabilirsiniz. Jarvan, Caitlyn, Fiora, Zaya. Bunlar early game. Orta oyunda ise bunların yanına Shen ve Ashe koyarak e, hem zaman bükücünüzü açıyorsunuz hem keskin nişancınızı açıyorsunuz. Kılıç üstünüz açık oluyor. E, bu komp sizi birazcık kurtarıyor arkadaşlar. Şimdi bu komplu yine her komplu olduğu gibi eşyaları çok önemli. Gelelim eşyalara nasıl eşyalar yapmalısınız. Şimdi arkadaşlar en önemlisi bu 3 çar e, sizin keriniz olacak ama bu arada şeyini de 2 yapmanız çok önemli onu da söyleyeyim. Hyperroll'de bu çarların hepsini arayıp bulmaya çalışacaksınız. 3 level Shen 3 level zayah çok önemli. Şimdi en önemli ama itemlamanız gereken çarınız bu da zayah olacak arkadaşlar. Zayah'a yine cıva yapacaksınız. Stun, Blizzard'ın çekme etkilerinden kurtulması için. Ee, onun dışında bir tane Infinity Edge yani kritik e, artı tek kılıcı ve bir tane de arkadaşlar eldiven veya yaparak Last Whisper yani son fısıltı yapacaksınız. Ve e, Last Whisper sayesinde sürekli e, zayah adamların zırhını kıracak ve Infinity Edge'de de kritik hasarını arttırıp adamları yok edeceksiniz arkadaşlar. Civa'da etkilerden korunmasını verecek. Onun dışında... İkinci öncelik vermeniz gereken çar Shen arkadaşlar. Shen'e Dragon Claw ve Bramble Vest yani Çivil ee, Zırh yapıyorsunuz. Kendi yelekli olabilir. Onunla da değişti çünkü. E, bu item'ı yapıyorsunuz ve Shen'iniz çok güzel bir şekilde tanklayıp ayrıca hasarda çok güzel geri yansıtıp kendisi de çok güzel hasar çıkarmış oluyor. 3 level olması önemli. Onun dışında Rakan'a da Shojin yapıyorsunuz. Eğer yapabilirsiniz yanına Shoji'nin yanına Morelio, Rabodon gibi itemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve Shen'e de bir cıva eğer yapabilirseniz mümkün olursa veya Titan'ın azmi olur yan item olarak. Bunları da yapabilirsiniz. Ama en önemli itemler bunlar arkadaşlar. Rakan'a Shoji'yi yapmak neden önemli? Çok sık bir şekilde ulti, açıp karşı takımı stun Şimdi burada arkadaşlar dizilime gelmeden önce değiştirilebilir çarlara gelmek istiyorum. Fiora neden çok önemli değil dedim? Çünkü Fiora'yı Irelia ile değiştireceksiniz. Irelia ile her halükarda değiştirmenizi öneriyorum ben. Fiora'yı 3 level yapsanız bile Irelia ile değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü hem Fiora birazcık çöp bir hem de Irelia'nın mana amacısı olduğu için ve bu konuda siz Kassadin oynayacağınız için Irelia'nın yanında mana amacısı da açıp, e, karşı takımların ulti atmasını zorlaştıracaksınız arkadaşlar. Bakın, en sola eşimizi koyduk, en sağ alta Caitlyn'imizi koyduk. Bunlar bizim sniper'larımız, arkada hasar çıkaracak çarlarımız. Ee, bazıları Caitlyn yerine Jin koymak isteyebilir ama zaman bir küçük yaparsanız hiç önermiyorum. Bu komda Zayah alabildiği kadar saldırı hız almalı arkadaşlar. En sağ alta Caitlyn'imizi en sol alta eşimizi koyduk. Rakan'ı şu an bulunduğu yere gördüğünüz yere veya bir tık altına ortaya koyabilirsiniz. Bu da sizin tercihinize kalmıştır arkadaşlar. Ama burası çok önemli çünkü Rakan'ın yanlış hatırlamıyorsam 660 olması lazım menzili ve burası tam onu sağlıyor. Zayahı da şu, şu sağ üstte demin ki velkozu koyduğumuz yere veya bir altına Caitlyn'in hemen önüne koyabilirsiniz. En üstte de arkadaşlar Kassadin, Jarvan ve Shen'imizi koyuyoruz. Bir de Fiora demiş. Burada Fiora yerine Irelia ile koyabilirsiniz. Ki benim önerim bu çünkü Kassadin'le birlikte Mana Yağmur'u olacaksınız. Bunu yaptır, yaptığınız takdirde Fiora'yı hemen bir adım geri Shen'in bir sol altına alacaksınız. İrelia orada kalacak ve çok daha başarılı bir comp olacak. Bu compu da üçlediğiniz takdirde sizi e, önemli çarları, kerelerinizi üçlediğiniz takdirde sizi birinciye götüreceğini garanti edebilirim arkadaşlar. E, tamam bu compu da anlattığımıza göre yaklaşık bunda da 5 dakikada anlatmışız. Chrono Kale. Şu complar arasında, verdiğim complar arasında bence oynaması en zor olan komplardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu oyunun önce size early game'ini anlatmak istiyorum ama... Bu oyunda şunu söyleyeyim. Hyper roll'luk bir durum yok. Kesinlikle hyper roll yapmayacaksınız. Seri seri 50 gold'a çıkacaksınız arkadaşlar. Ve 50 gold'a çıktıktan sonra 8 level'e raşlayacaksınız. Çok hızlı bir şekilde 8 level olmalısınız. 8 level'e hızlı çıkıp çarlarınızı hızlı hızlı dizeceksiniz. Ama öncelikle oyun planını göstereyim. Oyun planı arkadaşlar. Erken de çarlarınızı e, çabuk değiştirebilmeniz adına Shen, Caitlyn, Fiora ve Zaya önermiş. Ama erken oyunda... 2 level yapabildiğiniz herhangi bir char sizin canınızı koruyabileceğiniz herhangi bir char önemli. Çünkü erken oyundaki charlarda Shen dışında herhangi bir charı kullanmayacaksınız arkadaşlar. Yani Shen'in yanına işte Blitzcrank 2 yapmışsınızdır koyarsınız. İşte Malphite ve Blitzcrank yapmışsınızdır yanına Shen koyarsınız. Yani Caitlyn, Fiora, Zayah bunların hiçbir önemi yok erken oyunda. Tabi Zayah'ı koyabilirsiniz çünkü Zayah güzel hasar çıkaracaktır. Burada erken oyunda hangi çarı levelini yükselttiyseniz onu kullanmanızı öneriyorum ben. Çünkü buradaki çarların hiçbirini late game'de kullanmayacaksınız. Bu kompta çok hasar yiyeceksiniz arkadaşlar. Bu komp riskli bir komp. 8 level kadar çıkana kadar çok hasar yiyeceksiniz. Ortalama 30 canlıları düştüğünüzde işte bütün paranızı harcamanız zamanı harcamamız gereken zamana gelmişsiniz demektir. Çünkü 30 cana düştüğünüzde hayat çok zorlaşacaksınız. için. Ee, mid game'de de Kale, Kasadin, Jace, Wukong. Bu Shen ve zeyah. Gördüğünüz gibi Fiora ve Caitlyn şimdiden gitti bile. Arkadaşlar bu kompta seri seri 8 levele çıkacaksınız ama 7 levele geldiğinizde ve çok hızlı bir şekilde yenilmeye başladıysanız eğer canınız çok azaldıysa birazcık arayıp Wukong, Jayce, Kassadin ve özellikle Kayle'ı bulmanız sizin için önemli olabilir. Şimdi burada eşyalara geliyorum arkadaşlar. Önemli eşyalardan bahsedeceğiz. Burada en önemli eşyalar Kayle ve Miss Fortune. Bu arada neden 8 levele hızlı çıkmaz? Gerektiği konusunda tekrar değinmek istiyorum. Kullandığınız bir golluk veya iki golluk çar yok. İki golluk bir tane Shen var. Onun dışında üç golluk Jayce ve Kassadin var. E, dört beş golluk olarak da Kayle var, Wukong var, Irelia var. Ve beş golluk olarak da Miss Fortune ve Lulu var. Yani çarınız dört ve beş golluk çarlar üzerine dayalı kompunuz. Dolayısıyla hızlı hızlı dört ve beş levele çıkmanız gerekiyor. Şimdi itemlere değinecektik itemleri kapattık yerden almanız gördüğünüzde hayatta kaçırmamız gereken item arkadaşlar yaydır burada Kayle'ı bir an önce yaylamanız gerekiyor yani Guizosu ve Jay'i çok önemli elbette ki şey bombardıman da çok önemli geriden vurması açısından ama o kadar yay bulamadığınız takdirde veya bombardıman yapamıyorsanız arkadaşlar bunun yerine Moreliodur, Rabadon'dur o tarz itemlerde deneyebilirsiniz. Kayle birazcık ileriye çıkmak zorunda kalır evet ama her türlü Kayle iş yapacaktır Guizosunu ve GA'nizi ayarladığınızda Dolayısıyla bombardıman da çok önemli Ama yapamazsanız üzülmeyin yerine herhangi bir AP vuruşunu arttıracak item verebilirsiniz Onun dışında Miss Fortune'a kesinlikle bu üç item'ın üçünü de yapmanız gerekiyor arkadaşlar Yani Kayle'da bombardımanı yapamazsanız önemli değil Ama Miss Fortune'a bu üç item'ın üçünü de yapılması çok önemli moralyon olmaz Rabadon olur ama Morellion da çok önemli. Onu söyleyeyim. Çünkü bütün bench'i yakacaksınız. Ne yapabilirsiniz. Itemlarınız gördüğünüz gibi Kayla, Guinzo, J ve Rabadon şey bombardıman Miss Fortune'da Serap, Morelio ve Civa olacak arkadaşlar. Itemları da geçiyorum. Değiştirilebilir çarlara gelmek istiyorum burada. Şimdi oyun başı e, burada Kaysa önermiş. Kaysa zannedersem bug'lı arkadaşlar. Çünkü zaten komple Kaysa yok. Ama eee ...Valkyrie'yi bulduğunuz ve Miss Fortune'u bulamadığınız takdirde... E, Volker diyorum, Kayle'ı bulduğunuz ve Miss Fortune'u bulamadığınız takdirde... ...Kaesa'yı koyabiliyorsunuz... E, Volker açmak için. Ama ileride Miss Fortune'u bulduğunuz anda hemen Miss Fortune'u Çünkü Miss Fortune, bir tanesi. Onun dışında Jayce yerine kar Karma önermiş. E, o da mistik veriyor. Semavi, Luik olacağınız için onunla birlikte Mystic açması açısından. E, Jayce'i erken oyunda kullanırsınız. Onun yerine çünkü... Lulu'yu bulmanız çok uzun sürecek ve Wukong'un yanına Jayce koyarak önce açabilirsiniz. Late game'e doğru eğer karşı tarafınız çok büyük hasar çıkarıyorsa o zaman Jayce'i çıkarır. Karma'yı sokarsanız Lulu'yla birlikte Mist'i kaçar. Ee, büyücülere karşı da birazcık daha savunmalı olabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim dizilime. Şimdi buradaki dizilim birazcık hatalı olabilir arkadaşlar. Ben bunu size hemen düzeltmek istiyorum kendim. Ee, Jayce, Kassadin, Shen ve Wukong demiş. Arkadaşlar şu Jayce'i bir tık sağa alıp Irelia'yı ye olduğu yerde bırakabilirsiniz. Ee, Jayce'i bir tık sağ alacaksınız. Wukong'u da bir tık sola alacaksınız. Kassadin'le Shen olduğu yerde kalacak. Jayce sağda, Wukong solda, Irelia olduğu yerde olacak. Ee, burada arkadaşlar şu çar e, Miss Fortune. Miss olduğu için Blitzcrank vesaire çekemeyecek. Kayle şuraya değil de arkadaşlar bunun bir tık önüne alacaksınız. Çünkü Kayle burada carry'niz e, ve Kayle'ı herhangi civa gibi bir item yapamıyorsunuz. Dolayısıyla Blitzcrank tarafından çekilsin istemeyiz. Kayle'ı buraya bir tık öne alıyoruz. Arkasına da Lulu'nuzu koyuyorsunuz arkadaşlar. Lulu zaten şurada kalabilir. Kale'ı şuraya alacaksınız. Lulu burada 360, e, 660 hasar var. Yani bir adım öne atıp ondan sonra 660 menzili sayesinde vurabilir. Kale'ı buraya koyarsanız Blitzcrank sizin katiliniz olur. Bunu kesinlikle önermiyorum. Kale'ı bir tık öne alacaksınız. Ve dizilimler bu şekilde. Bu komp yapması riskli bir kom Çok hızlı ölebilirsiniz. Bağıra bağıra çıldır açılır ölebilirsiniz. Ama yaptığınız takdirde sizi Birinciliğe götürecektir arkadaşlar. Video uzamış 17 dakika olmuş. 3 tane kompu anlattım. Bu TFT'deki şu an en başarılı bulduğum benim 3 komp. Bunları oynayarak her türlü birinciliğe gidebilirsiniz. Ki zaten meta kompları eğer aktif bir şekilde oynuyorsanız bu kompları görmüş olabilirsiniz. Ben size bu kompları nasıl oynayabileceğinizi e, daha iyi göstermek istedim. Hızlıca komplardaki hangi çarlar olduğunu size bir göster e, söylemek istiyorum hızlı hızlı. Vy, Cho'Gath, Blizzcrank, Malphite, Vel'Koz, Kha'Zix... TF ve e, Kaysa var. Kaysa'nın fiz gelebilir dedik. E, Shredder kompunda arkadaşlar hemen geliyorum. Ash, Caitlyn, Rakan, Zayah, Kassadin, Jarvan, Shen ve Fiora. Fiora yerine İreli girebilir dedik. E, Kronu geldiğimizde ise arkadaşlar e, Kale, Lulu, Miss Fortune, Irelia, Jace, Kassadin, Shen ve e, Wukong'dan geçiyor arkadaşlar. Her komp başarılı anlattığımızı düşünüyorum. Bu 3 tane en iyi kompunu nasıl oynayabileceğinizi çok iyi anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.